Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlaşıldığı üzere bugün sizlerle ipek kirpik, vizon kirpik, işte bu yapay kirpiklerle alakalı konuşmak istiyorum. Çünkü kendim yaptırdım. Çok çok uzun bir süre boyunca açıkçası çok düşündüğüm bir konuydu. Sürekli erteliyordum falan böyle. İşte evli olduktan sonra özellikle daha çok istedim. Daha bakımlı gözüküyorsun, işte makyaj yapmıyorsun falan. Çok hoşuma gidiyordu bu durumlar. Fakat yapım aşaması, süresi, evliliği bırakamama durumları, daha sonra işte birkaç kişiden kendi kirpiğime çok zarar verdi düşünceleri falan duydukça çok etkilendim ve direkt bu olaydan birazcık kaçtım. Bunun dışında, bu arada saçlarımın da yeniliğini fark ediyorsunuzdur. Şu an kusura bakmayın çok bakımsız ama zaman bulduğum için hemen çekmek istedim. Bunun için ertelemedim. Acaba sevdiniz mi? Bunu da yazın lütfen. İpek kirpik, vizon kirpik olayına gelirsek öncelikle ikisi arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Öğrendiğim kadarıyla. Ben bu konuda çok araştırma yaptım ve atıyorum 100-150 liraya takan yerler var ve bunlar işte ipek kirpik kullanıyorlar. Sözde ipek kirpik. Hatta benim kirpik yaptırdığım yer onlara kirpikçi diyor. Yani gerçekten böyle yaptıran arkadaşlarım oldu. Deneme amaçlı yaptıralım ne fark eder falan filan dediler ama hemen yaptırdıkları günün ertesi günü dökülmeler yaptı. İnanılmaz kötü sonuçlar aldılar. Kendi kirpiklerine böyle ağırlık yaptı falan. Bundan dolayı ipek kirpik ve vizon kirpik birbirlerinden ayrılıyorlar. Vizon kirpik daha gerçekliğe yakın olan kirpikler. Görüntüde de zaten farkı anlayabiliyorsunuz. Çok da fazla yapay durmuyorlar. Özellikle beni Instagram'dan takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Instagram'da ben özellikle yani öncesini ve sonrasını falan paylaşmıştım. Eğer ki Instagram kullanıyorsanız hemen beni takip edin Zerrin adıyla. Daha sonrasında ise şöyle bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle ilk yaptırdım vizon kirpik ve benimki Russian volüm diye geçiyor. Bir de mega volümler var. Onlar daha abartı böyle yelpaze gibi. Ben onlardan çok hoşlanmadığım için daha doğal bir görünüm istedim. Çünkü benim isteğim neden ben böyle bir şey yaptırdım? Eylül'den ötürü zaman benim için çok kıymetli. Yüzümü yıkayıp en fazla bir renklendirici, bir ruj, bir parlatıcıyla dışarı çıkabilme isteğiydi. Şu anda da gerçekten öyle. Zaten cildime ben fondöten falan kullanmıyorum. En fazla allık. Ama onun dışında şimdi ne concealer, mesela şu an göz altıma hiçbir şey yok. Ne concealer kullanmama gerek kaldı, ne bir far, ne bir eyeliner, hiçbir şey kalmadı. Yani bu çok büyük bir rahatlatıcı etken. Ama şöyle bir durum var, bunu gerçekten çok çok özellikle belirtmek istiyorum. Bu arada size böyle çok samimice bir video çekiyorum farkındaysanız. Gayet yanımda oturuyor musunuz? Size anlatıyorum. Sizin eğer sorularınız olursa bu arada yazın bana da. Şöyle bir durum söz konusu. Ciddi anlamda ilk yaptırdım. Ben dedim ki kahretsin neden yaptırdım dedim. Neden? Çünkü eve geldim. Yok gözümün üstünde bir şey var olduğunu hissedebiliyorum. Yani şöyle duruyorum, böyle duruyorum falan bir şeyler batıyor gibi geliyor. Mesela yastığa yatıyorsunuz da şu şekilde. Kirpiğiniz böyle buradan size fışık 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 batırıyor falan. Sonra Eylül var tabii dikkatini çekiyor. Şak çekmek istiyor kirpiğimi falan. Bununla beraber tabii böyle bir sürü handikapları var. Daha bir de en önemlisi daha doğrusu ben böyle sürekli göz makyajını ya da yüzümü dalinde böyle aşırı yıkayan bir insanım. Şimdi öyle oldu ki bunu da yıkamak bile çok önemli. İlk birinci haftada beni görmeniz lazımdı yani. Ciddi anlamda duşa giriyorum şöyle falan duruyorum. Hani üstten kirpiklerime zarar gelmesin diye. Bayağı farklı bir tip oldum yani. Ve bu beni birazcık da tedirgin ve mutsuz etmeye başladı. Sonra bir de onun üzerine bir şey izliyorum. Birazcık ağlamaklı oluyorum. Gözlerim doluyor falan böyle. Ling, pıt, yerde bir tane kirpik. Bu nasıl ya dedim. Yok ben başa çıkamam falan dedim. Bir de sonra 2 haftada bir, 3 haftada bir bakımları var tabii ki. Parasal olarak değil inanın. En önemlisi çocuğu olan insanlar için bu zaman dilimini ayırmak yeterince zor. Çünkü kahve içmek için bile kendime zaman ayıramıyorum. Şimdi öyle bir durum varken de bunların hepsini ben üst üste koydum. Dedim ki yok Zerrin bu sana göre bir şey değilmiş dedim. İlk birinci haftam için söylüyorum. Daha sonra ikinci haftam oldu ve benim bakım seansım vardı. Tuğba Hanım'la görüştüm. Dedim ki işte tamam o gün mü falan gününü tayin ettik. Hep de böyle yanında yakın çevremdeki arkadaşlarımla konuşuyoruz. Diyorum ki hani şimdi bu kadar para verdim ilk taktırmak için. Hadi parama yazık olmasın dedim. Bir bakım daha gideyim. Neyse ben Tuğba Hanım'a da zaten bu şikayetlerimden de bahsettim. Hani ben çok tedirgin oldum, öyle oldu, böyle oldu. Dedi ki bana, Zerrin'cim dedi bak birazcık dayanırsam
Zaten dedi taktığım kirpikler senin dedi kirpinin yönünü, şeklini, şemalini alıyor. Hafiflikler başlayacak, rahatlıklar başlayacak, hiçbir şey yokmuş gibi gelecek. Yani dedi birazcık sabretmen gerekiyor. Neyse dedim şimdi yani sonuçta bilen kişi, uzman kişi o doğru söylüyordur dedim. Ve şöyle de bir şey var, elektriğini iyi aldığım biriydi. Bunun çok büyük etkisi var. Neyse ben sonra ikinci tekrar işte bakımımı yaptırdım ama çok dökülmelerim vardı gerçekten. O bile buna inanamadı yani. Sonrasında neyse ben bakımımı yaptırdım. Ooo ikincisinde gerçekten herkes bana şu yorum yaptı. En çok bakın bu benim çok dikkatimi çekti. Zerin çok doğal gibi duruyor dediler. İlk taktırdığımda kimse bana bu cümleyi kullanmamıştı gerçekten. Yani demek ki benim hissettiklerimi onlara da geçirmişim ki hiç kimse doğal demedi. Ama ikinci bakımından sonra doğal dedi. Bunun sebebi şu. Öncelikle benim benimsemem. İkincisi kesinlikle ve kesinlikle daha rahatlamış olmam. Kirpimin yönünü şeklini almış olması. Üçüncü bir etken de kesinlikle ve kesinlikle nasıl diyeyim size kabulleniş belki de. Bilmiyorum belki de psikolojik. Ama gerçekten böyle bir geri dönüşler aldım. Bunda hemfikiriz. Daha sonrasında ben yok bu haftaydı, şu haftaydı derken yaklaşık olarak 4 seferdir falan sanırım bakıma gidiyorum. Yani yaklaşık olarak Eylül ayından beri gidiyorum. Geçenlerde benim yani bu kirpiklerimi taktırdığım kişi bir burun ameliyatı geçirdi ve 3 haftaya yaydık biz bu bakım seansı uzadı. Ve inanın bana hiç kirpiğim dökülmedi. Yani o da buna inanamadı. Çünkü neden? Kirpiklerim artık bu düzene alıştı. Ve ben de alıştım. Çok güzel yüzümü yıkıyorum, dışarı çıkıyorum. En fazla bir allık, çok ruj alışkanlığım da olduğu söylenemez. Şak 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 yapıp dışarı çıkıyorum. O kadar rahatladım ki size anlatamam. Yani eğer ki bir düşünceniz varsa önemli olan tek tek yapılan vizon kirpik uygulamasını güzel yapan, temiz yapan yerlerde bulunun. Kesinlikle yapıştırıcı çok önemli. Kullandığı kirpik çok önemli. Kirpiğinize zarar vermemesi çok önemli. Mesela benim gittiğim yer ayrıca bakım yağları falan sürüyor. Biz bakıma gittiğimizde kirpik diplerime falan. Yani birçok güzel yanı var. Benim gittiğim yeri ben tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle ediyorum. Instagram'dan da sürekli paylaşıyorum. Eğer ki takip etmiyorsanız takip etmenizi isterim. Benim yaptırdığım yer Manisa'da yaşayanlar için Tuğba Çakmak. Çok da memnunum gerçekten. 300 liraya raşın volümü taktırdım. Üstündeki bakımlarını da 100 liraya yaptırdım. Yaptırıyorum da. Ama kendi kendime şöyle düşünüyorum. En fazla Ocak ayına kadar devam ederim gibi geliyor. Daha sonrasında kirpiklerimi rahatlatırım. Tekrardan yaptırırsam tekrardan başlarım diye düşünüyorum. Gerçekten sizin ilginizi çekiyorsa bana yorumlarda da belirtebilirsiniz. Sorularınız olabilir. Ama onun dışında dediğim gibi şu anda çok çok rahatım. Tek yapmanız gereken şey tabii ki de haşır haşır yıkamadan dikkatli yıkamak. Ama yıkıyorum mu? Yıkıyorum. Bir de bu hani normal rimel fırçaları dediğimiz küçük aparatlar var biliyorsunuz. Her gün sabah kalktığımda onlarla güzelce kirpiklerimi tarıyorum. Hepsi bu kadarlık yani. Ben memnun kaldım. Dediğim gibi sürekli hayatım boyunca kullanamayacağım şimdi asla değil. Ama hevesimi aldım. Çok da memnun kaldım. İşimi çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ve artık gerçekten geri dönüşümlerinden de anladığım kadarıyla bana da doğal gibi geliyor. Yani siz de bakın isterseniz. Odaklayamadım herhalde ama. Şöyle göstereyim. Yani dediğim gibi Instagram'dan özellikle fotoğraflarımdan daha net anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yine sorularınız olursa ben buradayım. Taşların içinde yorum yapabilirsiniz. Besleme gibi olmuş demeyin lütfen. Bu arada Eylül'de uyuyorken bir anda böyle bir video çekmek istedim gerçekten. Umarım hoşunuza gider ve yararlı olur. Benim en azından izlenimlerim bu şekildeydi. Sizinle tekrar görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.